izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Travmatik geçmişe sahip olan köpekler eğitim alabilirler mi? Şeklinde. Tabii her zaman her ortamda söylüyoruz. Bütün köpekler eğitim alır. Büyük olur, küçük olur. Karakteri çekingen olur, korkak olur veya travmatik olur. Bir kere hepsi eğitim alabilir. Ama tabii önemli olan burada sorulan soru şu. Travmatik geçmişe sahip olan köpekler. Anladığım kadarıyla o travması neye karşıysa o çözülebilir mi şeklinde bir soru. Burada tabii normal bir eğitime nazaran çok daha uzun ve zorlu çalışmalar gerekiyor. Ama hani bir şekilde %100 olmasa da artık bu tabii travmanın boyutuna göre de değişmekle birlikte bir şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. Mesela buradan örnek verelim. Nedir? Bazı köpek sahipleri şöyle başvuruyorlar. Köpeğimiz şeylere çok tepkili, çocuklara çok tepkili. Hadi bakalım neden? Çünkü normalde biliyorsunuz köpekler çocukları severler. Hatta bekçi köpeklerinin çocuklara korumakla yükümlü oldukları alana girdikleri halde dokunmadığına da ben defalarca kez şahit olmuşumdur. Özellikle Alman çoban köpeği gibi böyle çocuk seven bekçi köpekleri bunu defalarca benim gözümün önünde yapmıştır. Çocuklara tepkili olması doğal bir şey değil. Soruşturduğunuzda ne oluyor? Ortaya çıkıyor ki işte ilk köpeğimiz daha küçükken bahçeye koymuşlar. Yoldan geçen işte çocuklar taş atmışlar. Çocuğu gördüğü zaman da bildiğimiz gibi her zaman söylediğim gibi köpeklerde de şartlı refleks olayı var. Çocuklardan bir taş atılmış ve canı yanmış. Yaş da küçük olduğu için nasıl ki küçükken köpek ısıran insanlar köpekten korkuyorsa köpeğimiz de küçük yaşta çocuklar tarafından canı yandığı için çocuk görünce tekrar canının yanacağını düşünerek tepki gösteriyor. Bu çok doğal. Burada ne yapıyoruz? Özellikle çocuklardan zarar gelmeyeceğini köpeğimize anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar tabii uzun vadeli konular. Öyle 3 günde, 5 günde, 1 haftada, 2 haftada çözülebilecek sorunlar değil travma olduğu için. Ama zaman içerisinde ne yapıyoruz? Bir sürü çocuğu köpeğimizin yanına yaklaştırıyoruz dikkatli bir şekilde ve onlardan sevdiği bir şeyler veriyoruz, oyuncak veriyoruz, sevmelerini sağlıyoruz, yemekler veriyoruz, ödül maması en çok sevdiği şey neyse, kalbine giden yol nereden geçiyorsa, oyuncaktan mı geçiyor, işte yemekten mi geçiyor, sevgiden mi geçiyor, onu yapmalarını sağlayarak ve bunu tabii bir kez değil, birçok kez yaparak, aynı zamanda bir kişiyle değil, birçok farklı çocukla yaparak köpeğimize çocuklardan bir zarar gelmeyeceğini yavaş 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 aşılıyoruz. Artık tabii ki travma, burada bir örnek verdim. Neye karşı travması varsa ona karşı bu tarz uzun çalışmalar yaparak köpeğimizin travmasını %100 olarak geçiremesek de %70-%80 oranlarında da azalmasını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla geçmişlerinde travma olan köpeklerde bu yaşadıkları travmalara karşı eğitimle çözüm sağlayabilirler.